Mehmet Ali, seninle acil bir konu hakkında görüşmem lazım. Hemen buluşalım. Abi şu an hiç zamanı değil. Çok yoğunum. Odada hasta var. Öksürün lütfen. Sen öksürdün. Niye, ben hastayla aynı anda öksüremem mi abi? Tıp literatüründe böyle bir kural mı var? Aşk olsun Mehmet Ali yani ha. Kaç yıllık abinim senin. İlk defa önemli bir mevzu hakkında görüşmemiz lazım diyorum. Yaptığın şeye bak. Lan hayatımda ilk defa bir şey istedim senden. Vicdansız, yalan mı? Yalan abi, yalan. Hadi ya. Hep her defasında böyle yapıyorsun, beni ayağına getirtiyorsun ya. Ama bu sefer yemezler. Zaten benim derdim bana yetiyor. İyi işte, ne güzeli ya. Dertli olmam değil mi? Vay be, tam bir örnek abi işte. Siz varken düşmana mı gerek var be? Ya onu demiyorum bu oğlum. Derdim varsa oturur konuşuruz işte, o bakımdan dedim. Yok, aslında benimki tam dertte sayılmaz da konuşmakta fayda olabilir tabii. Ya derdim büyüğü küçüğü mü olur Mehmet Ali? Tamam işte, benim 2 saat boş dersim var. Kafede buluşalım, kahveler senden. Hadi. Peki abi, peki. Öf be. Ya kardeşim, şimdi nasıl da söyleyeceğim bilmiyorum ama ocağına düştüm ya. Yani bu söyleyeceğim şey benim hayatımda böyle dönüm noktası olabilir yani. Rüyamda Duru Nine'yi gördüm. Ya yapma şunu Allah aşkına ya. Hemen dikkatleri üzerine çekmeye çalışma yani. Kaç yaşına geldim Mehmet Ali? Bırak artık şu huyunu ya. Bırak ilk önce ben bir lafımı edeyim, sonra sen lafını edersin. Ne demişler? Yani su küçüğün, dert büyüğün yani. Söz büyüğündür o. Olsun, neyse ya. Orada bile avantaj bende. Atalar bile benden yana. Ya ne istiyorsun sen benden? Derdin ne Allah aşkına ya? Tamam abi, haklısın. Sen anlat lütfen. Tövbe tövbe. Duru Nine öyle mi? Abi sen söylediklerinde haklısın. Sen ilk önce anlat, ben sonra anlatacağım. Ya şimdi kardeşim, sen ne biliyorsun ya? Ben bu yaşıma kadar... Abi yazı geldi. Ya ta Allah Allah! Ne? Yazı mı geldi? Abi abartma, otur, tamam, bir şey yok. Oğlum ben nasıl oturayım lan? Ne dediğinin farkında mısın sen? Otur Cem, otur. Önemli bir şey değil zaten. Kimseye de söylemedim. Bizimkiler tura geldi dedim. Şimdi onlar inanıyorlar ya, üzülmesinler yani. Canım kardeşim. Uzatmaları oynuyormuşsun. Haberin yok. Düdük çaldı çalacak. Tevekkeli. O yüzden annem sana yıllardan beri iyi davranıyor. Kadın istemiş. Anne yürümüştü. Ondan mı diyorsun? Tabii. Abi peki denk geldiyse? Ne denk gelmesi ya? Ne denk gelmesi? Duruyor. 8'de 8 gidiyor. Ben, bana bak. Bundan böyle çok dikkatli davranacaksın ha. Tamam mı? Bu olayı ne kadar geciktirebilirsen o kadar geciktir yani. Tamam mı? Tehlikeden uzak dur. Uzak dur. Abi. Paranın yazı gelmesi koymadı da. Duru Nine sen de dünyaya iz bırakamadın dedi de. O koydu. Eğlendi, ben dalga geçti. Vedat Hoca da öyle. Nasıl yani? Kimler neler neler yapmış. Adamların isimleri havaalanlarına, köprülere verilmiş. Benim ismim ancak bir köprüye verilebilir. O da şu iki dişimin arasında yaptırdığım köprü. Ya sen daha ne yapacaksın ki? Kardeşim sen iyi bir eş, baba, evlat. Yeri geldiğinde iyi bir arkadaş oldun yani. Lan daha ne iz bırakacaksın? Asfaltı mı kazacaksın lan? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Ya bırak o Duru Nine, bana gelsin, bana. Ailemle aram kötü. Evlilik desen yok. Çocuk desen hak getire. Ya arkadaş desen bir tek sen varsın. Lan benim ne biçim bir hayatım var ya? Vallahi haklısın. Ya, iyi bir eş, iyi bir evlat dedin ya. Abi, abi. Resmen bana can suyu oldun ya. Bir şey söyleyeyim, ben senden böyle bir konuşma beklemiyordum ha. Vallahi ben de şaşırdım yani düşününce. Ama mevzu abilik olunca iyi olduğumu bilirsin sen de. Peki ya ben? Sen ne? Ben iyi bir kardeş oldum mu? Ya bırak Allah aşkına, nerede?
O mevzu tartışmaya kapalı kardeşim. Sen dünyaya geldiğinden beri ya benim hiç yüzüm gülmedi ki ya. Öyle mi? Maalesef öyle. Peki ya benim hakkımda herkes öyle düşünüyorsa? Kim mesela Mehmet Ali? Bizimkiler, evdekiler, hani herkes yani. Olabilir. Yani ben moralim bozuk diye öyle gaz vermek için konuştum. De abartmış da olabilirim. Sen yine de çok şey yapma yani. Peki abi, sağ olasın müsaadenle. Görüşürüz zaten. Görüşürüz inşallah. Vay arkadaş ya. Ben yine derdimi anlatamadım ki. Kahveleri de bana.